Türkiye'de seçime dönük bir ikili bir ittifak var zaten. İşte Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı, biri işte iktidarı bugün elinde bulunan AKP ve MHP'nin ortak ittifakı, öbürü ise alternatif olarak AKP MHP'ye alternatif Türkiye'de yeni dönemi işte iktidarı hedeflediğini söyleyen içinde 6 siyasi partinin yer aldığı Millet İttifakı. Onun karşısında da aslında üçüncü yol çizgisinde yer alan, üçüncü yol tarifi yapan, üçüncü yolu hedefleyen, kurmayı hedefleyen Demokrasi İttifakı dediğimiz HDP'nin öncülüğünü yaptığı, Türkiye'de sol sosyalist yapıların içinde yer aldığı bir ittifak. Dolayısıyla ikisi seçim hedefli ittifaklarken, üçüncü yolcular diye tanımladığımız üçüncü yolu hedefleyen ittifak ise tam tersinde kurucu hedeflerle yola çıkan ve bunun için yan yana gelmiş olan yapılar. Dolayısıyla oradan ayrışıyor Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'ndan. Tabii başından itibaren zaten Millet İttifakı'nın bileşenlerine baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, DEVA'ydı, işte ve işte onun dışında da Saadet Partisi dediğimiz, bir de Demokrat Parti ne olduğu çok belli olmayan bir yapı. Bunlar zaten hani şimdiye kadar var olan sistemin dışında yeni bir sistem, yeni arayış, ülkeye değişim getirme hedefi olan siyasi yapılar değil. Yani iktidardan tek farkı Erdoğan karşıtlığı ve bir an önce de AKP'nin gönderilmesi üzerine kurulmuş bir ittifak. Dolayısıyla topluma yeni, farklı, işte geleceğe dair umut vaat edecek, değişim arzusunu yerine getirecek bir hedefleri de yok. Yani doğru düzgün bir programları yok. Ortak bir topluma bir planlama, program çıkarmış değiller. Tek hedef dediğimiz gibi Erdoğan karşıtlığı üzerinden oluşmuş bir hedef. Seçim sürecinin çok artık sıklaştığı, yaklaştığı bir dönemdeyiz. Büyük bir ihtimalle seçim Türkiye'de işte 2022'nin ilkbaharında ya da yazının başında olacak gibi görünüyor. Yani normal takvim sürecine girmiş durumda. Dolayısıyla da şimdi 20 yıllık AKP iktidarından çokça çekmiş, toplumun bütün kesimleri açısından söyleyebiliyoruz. Çokça darbelenmiş, çokça çekmiş, çok eziyet görmüş, çok yok sayılmış bir toplumun, Türkiye toplumunun, Türkiye halklarının taleplerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek bir muhalefet kanadı ne yazık ki yok. Yer yer çeşitli çıkışlar yapsa da aslında köklü bir değişimi hedeflemiyorlar. Yani onların hedef olarak önlerine koydukları parlamenter sisteme geri dönmek tekrar. Yani ülkenin yeniden fabrika ayarlarına dönmesi. Fabrika ayarları dediğimizde 2002'den önceki dönem. Yani Türkiye 2002'den önceki dönemde de yine işte sağ iktidarlar tarafından yönetilen, yine Kemalist ideolojiyle toplumun şekillendirilmeye çalışıldığı, toplumda farklı inançlar, halklar ve gruplar, yaşayan farklı kesimler, cinsiyetler, bütün bunları yok sayan bir anlayış. Dolayısıyla 2002 ile 2022 arasında tek fark iktidarın AKP'nin elinden ve Erdoğan'ın elinden, tek adam rejiminin elinden yer değiştiriyor olması. Onun ötesinde çokça bir umut vaat eden bir gelecek yok. O anlamda bu yapıya daha çok restorasyoncu bir yapı diyoruz. Yani geriye dönük olarak şimdiye kadar yıkılmış, ters düz edilmiş olan şeyleri restore ederek tekrar geçmişin siyasetini, geçmişin anlayışını sürdürmek üzerinden kurulmuş. PİK ve Özgürlük İttifakı elbette bir demokrasi bloğu genişlemeyi hedefliyor. Tabii ki bunun için seçimin de bir araç olduğunu söylemek mümkün. Seçim için bir araya gelmiş bir yapı değil ama seçim süreçleri biliyorsunuz bu tür yakınlaşmaları, bu tür ortaklaştırmaları hızlandırır. Dolayısıyla seçim yaklaştıkça da emek demokrasi bloğunun çeperinin daha fazla genişleyeceğini ve bunun dışında kalan muhalefet odaklarının da burada yer alabileceğini düşünüyoruz. Çünkü en güçlü de toplumsal dinamiği bu yapı oluşturuyor. İçinde işte %12'ye tekabül eden, bugün artık
Anketlerde %15'lere dayandığı söylenen HDP'deki bileşenleri, onun ötesinde işte TİP, işte EHP, Emek Partisi gibi sol sosyalist yapıların yer aldığı bir blok. Bunların tabii ki toplumsal dayanağı, toplumsal gücü o bahsettiğimiz şeyin üzerinde yaratacağı sinerji, o bahsettiğimiz altı siyasi yapı, altı demokratik kitle örgütünün çok daha üzerinde, çok daha etkili olduğunun bilincindeyiz. Bu şey, o yan yana geliş, bu ortak mücadele hattı pek çok yapıyı da pozitif etkileyecektir. Umut da veriyor nitekim. Yani Türkiye'de değişimde ısrar eden, mücadelede ısrar eden, faşizme karşı ortak mücadele araçlarında ısrar edip yan yana gelişlerde bu kararlılığı topluma da büyük bir umut verdiğini söyleyebiliriz. İktidar burada aslında muhalefetin korkularının üstüne gidiyor. Yani muhalefetin HDP ile yan yana gelme konusunda kaygıları, korkuları, endişeleri var. Özellikle mesela İYİ Parti'nin HDP ile aynı atmosferde, aynı yerde bulunma, görünmek gibi, ki zaten ideolojik olarak da birbirlerine uzak yapılar. Fakat şu var, İYİ Parti'nin çıkışı, özellikle İYİ Parti'ye destek veren tabana baktığınızda seküler, ulusalcı bir taban. Ama modernist seküler bir taban, yani MHP'den kopmuş olan, işte AKP'den kopmuş olan bir seçmen kitlesi, liberal diye tanımlayabileceğimiz. Tabii bunların hedefleri bir an önce işte AKP-MHP rejiminin gitmesi, yeniden ekonominin düzelmesi, seküler yaşam biçimine müdahale edilmemesiydi. Bu söyleme uygun da politikaları vardı İYİ Parti'nin. Fakat zaman geçtikçe İYİ Parti bildiğimiz geleneksel milliyetçi, ırkçı çizgisine geri döndü. Dolayısıyla HDP ile de, HDP seçmeniyle de mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyor. Bu korkunun üzerine iktidar yürüyor. Aynı şey diğer siyasi partiler için de geçerli. HDP ile yan yana değilizin mesajını vermeye çalışıyor aslında muhalefet. Yani muhalefet tam tersine kendine güvense, bu konuda özgüveni yerinde olsa, evet gerektiğinde biz HDP ile de ittifak yapabiliriz, yer yer HDP ile de ortaklaşabiliriz bu ülkenin geleceği için, bu halkların geleceği için, toplumun çıkarları için, gerektiğinde onlarla da belli noktalarda uzlaşabiliriz deme cesaretini gösterebilse, iktidarın elindeki koz kalmayacak. Fakat onların korkuları o kadar fazla ki, cesaretleri olmadığı için iktidar da buraya, sürekli buraya oynuyor. Ve her seferinde de muhalefetin geri adım atmasına yol açıyor. Erdoğan ve AKP bunu gayet iyi beceriyor. Dolayısıyla burada hamle yapması gereken aslında. Yani bu ülkede gerçekten de bir şeylerin değiştirilmesinde samimi iseler, bir politikaları varsa, geleceğe dair, geleceği kurgulamaya dair bir politikaları varsa ve bu ülkede yaşayan bütün ötekileri kapsamaya dönük, Kürtleri de kapsayacak bir politikaları varsa çok rahat sözlerini kurmaları gerekirdi. Öyle olmadığını biliyoruz. İdeolojik olarak aynı yerdeler aslında, çok uzak değiller. Yani o bakış açısıyla olduğunda HDP seçmeni, HDP tabanı, HDP politikası onlar açısından son derece tehlikeli, riskli görülüyor. Yani devletçi bakış açısı, sistemin devamından yana, milliyetçi, ırkçı, ulusalcı bir ideolojiyi benimseyen bu siyasi partiler zaten aynı tornadan çıkmışlar. Dolayısıyla HDP karşıtlığı her ikisinde de şey bulabiliyor, bir cevap bulabiliyor, bir yer bulabiliyor. Orada ortaklaşıyorlar, yani savaş siyasetinde ortaklaşıyorlar. HDP'ye dönük yapılan bütün baskılarda, işte milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasında, işte HDP'li siyasetçilerin yargılanıyor olması, HDP'nin kapatma davasının devam ediyor olmasında ortaklaşıyorlar. Burada mesela muhalefetin HDP'nin uğradığı hukuksuzluğa dair çıkıp bir söz söylediğini görmedik. Ne İYİ Parti kanadından, ne CHP kanadının büyük bir bölümünden, ne de diğer siyasi partilerde. O yüzden hani aynı kırmızının farklı tonları diyoruz biz bunlara.
Dolayısıyla HDP karşıtlığından oy alarak, HDP karşıtlığından kendilerine alan bulmaya çalışarak ayakta kalıyorlar. Bu noktada muhalefetin özellikle de İYİ Parti'nin kendi özüne döndüğünü söyleyebilirim. Yani iktidarın tabii bu Kürtlere dönük siyasetin sadece AKP iktidarıyla sınırlı olmadığını, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinden gelen bir yaklaşım, gelenek olduğunu biliyoruz. Yani Kürtlere, Kürt siyasetçilere ve Kürt halkına dönük bakış açısı. 90'lardaki siyaset, Kürt siyasetinin işte Türkiye metropollerinde de kendi siyasi partilerini kurmaları, işte örgütlü mücadelelerinin sonucu bağımsız adaylarla ilk defa meclise girişi ve ardından kendi siyasi partileriyle girişi bir dönüm noktasıydı. Geldiğimiz noktada ise onun çok daha ilerisine gitmiş durumda. HDP'deki çatısı da Türkiye'de sadece Kürt siyasetinin tek başına mücadele araçlarını oluşturmadı. Türkiye'deki devrimci dinamiklerle, sol ses devrimci dinamiklerle birlikte ortak siyasi araçlarını oluşturdu. Ve dolayısıyla onun etkisi çok daha fazla oldu. Yani bugün HDP-HDK çatısı altında Türkiye'li ve Kürdistanlı devrimciler ortak mücadele yürütüyorlar. Ve geniş bir kitleye, geniş bir topluma da ulaşabiliyorlar. %15 dediğimiz işte bu ortaklaşmanın, bu ortak mücadele araçlarının etkisi. Kürtlere ve HDP'ye, Kürtlere tabii özgün, özel Kürdistan'a dönük devletin özel politikaları var, özel saldırı politikaları var. Ama onun ötesinde de bugün siyasi parti de birleşen, siyasi parti de yan yana gelen HDP tabanına, HDP de siyaset yapan siyasetçilere saldırıları da dönüm noktasına gelmiş durumda. Yani en üst noktasına gelmiş durumda. Bundan daha fazlasını gidemez. Yani HDP bundan daha fazla yara alamaz. Yani alabileceği her türlü yarayı almış durumda. Dolayısıyla bundan sonra HDP güçlenerek siyaset yapabilir. Güçlenerek yol alabilir. HDP'nin haklılığı da defalarca zaten test edildi. Dolayısıyla Millet İttifakı da bugün iktidarın yaptığı yöntemler üzerinden ayakta kalmaya çalışıyorsa kendileri için de büyük bir hata olur diyebiliriz. Onu da bir işte HDP'ye bakanlık verilirse ne dersiniz diye sorulması, o soruya ilişkin işte evet olabilir diyen bir CHP'li politikacı ve buna karşı reaksiyon gösteren, oldukça sert reaksiyon gösteren İYİ Parti. Bir, HDP tabii ki bu ülkede bir siyasi parti, bir siyasi güç. HDP'nin ülkenin geleceğinde söz söylemesi kadar doğal bir şey olamaz. İkincisi de HDP'nin gücü bir bakanlık verilmesiyle sınanabilecek bir şey değil yani.